Evet arkadaşlar, haftanın ikinci takım oyununa hoş geldiniz. Evet, hafta başı takımlar seçildiğinde biz de tespit olarak demiştik ki kıran kırana bir hafta olacak ki ilk başladığımız takım oyununda da öyle bir şey oldu. Challenge de böyle zaten çok küçük farklarla geçmişti. Daha sonra gelen bir beraberlik ve onun sonrasında yapılan bir yarışma. Anlıyoruz ki hafta biraz zorlu geçecek ama son yaptığımız kili düello sonrasında da kırmızı takım kazandı ve şu anda 1-0 önde. Bugün yapacağımız yarışın sonunda bakalım neler olacak. Biz de merakla bekliyoruz ama şunu anladık ki her hafta söylediğimiz şey zor geçecekti ama bu haftanın sinyalleri öyle görünüyor ki hiç de kolay bir hafta olmayacak. Bu anlamda her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz. Dokuzuncu haftadayız. Sadece ikinci kez avantajı alan takım bu avantajı kullanamadı. Ve Hasan bugüne kadar ilk kez kaybeden takımın kaptanı olarak buraya çıkıyor. Bence en önce senin duygularını alarak başlayalım. Çok iyi bir başlangıç yaptın kaptanlığa ama bu hafta iyi bir başlangıç yapamadın. Özellikle bu oyunda kaptanın bir de stratejik görevi vardı. Moral ve kaptanlık görevinin dışında. Takım arkadaşlarından da bu yorumlar geldi bazılarından. Çok iyi seçimler yapamadın, çok stratejik seçimler yapamadın dendi. Yani bunu düşünüyorlar. Bu konuda kendilerince haklılar. Bana göre de haklılar. Ama ben sadece şunu düşündüm bu seçimi yaparken. Tatlıyı görüp el kaldırılıp Rabia dışında herkes. Yapabileceğini düşündüğüm için karşıya gelecek kişinin ne kadar önemli olduğunu çok düşünmedim o an. Belki bir hata yaptığımı düşünüyorum. Yani kendileri bunları bana söyledikten sonra. Tabii görüşlerine saygı duyuyorum. Bir hata yaptım. O anlamda eğer stratejik anlamda yanlış düşündüysem, benim hatamla olmuş olduysa oyunu benim yüzümden zaten kaybetmiş durumdayız demektir. Kaptan benim. Fatura bana kesilmeli zaten bu saatten sonra bu şekilde devam ederse. Ama tabii ki dünde kaldı. Bizim için önümüzde iki oyun daha var. En azından iki oyunu alıp haftaya en azından galibiyette bitirelim diyorum ben. Sergen, senin Hasan'a dostane, saygılı bir bazı eleştirilerim vardı. Adaş şunu yani böyle yapabilirdin dedin. Hasan da senin haklı olduğunu düşünüyor. Söylediğin yerlerde mantıklı sebepler var. Sen olsan nasıl bir takım kurardın? Yani nasıl eşleşmeler yapardın? Şey, ben Hasan'a baştan dedim. Hani şimdi burada hani eşit olan insanlar var hani seviye olarak. Ya nasıl yanlış anlamasın kimse mesela. Tahsin'i mesela Emre ile eşleşir veya Emre ile şey Tahsin'le Burcu'yu benle Emre'yi eşleştirseydi daha bana mantıklı geldi hani. Diyelim ikimiz de güçlü yarışmacıyız. Ben diyorum ki Revan'da 10 numarayım. Somer Şef diyor ki baklavayı ben alayım. Hani ne diyeceksin? Karşıdaki insan baklava bilip bilmediğini mi tahmin edecek? Ya vallahi şey onu az çok hani tahmin edebilir misin? Ya hepimiz iç içe yıldı. Kimin ama her bilen elini kaldırdı. Profesörüm ben dedi mesela Kadayıf'ta değil mi? Herkes kaldırdı. Ben hiçbirine kaldırmadım mesela. Ben yapardım mesela Kadayıf'lı muhallebiyi ben ya... Annem benim her hafta yapardı onu mesela. Hani altını üstüne bunun kadayıf konur. Şeker ceviz kavurursun. Üst arasına muhallebi çift olur böyle mesela. Gözükür zaten. Borcam'da yaparlar genelde bunu. Bilmemek bence hani normal bir insanlar bile bilir yani onu. Ya tabii karşı tarafında performansını tabii kutlamak canım, lazım yani canım. Onlar da. Aldıkları her tatlıyı yaptılar. Bence çok ciddi bir dezavantajla başladınız bir oyunu. Kazandınız o yüzden sizi tebrik etmek lazım çünkü... Hiçbirini siz seçmediniz. Hepsini Hasan seçti. Karşınıza gelecek rakibi de Hasan seçti. Bence büyük alkışı burası hak ediyor. Bence evet. Evet. Bravo. Dilara seni niye potaya yolladılar? Şefim zaten dün gerekli ve yeterli cevabı verdiğimi düşünüyorum. Ama ve lakin fark ettiğim bir şey var ki zaten... Tahsin değil, başka biri de kaybetse beni illaki o potaya atacaklarmış. Bu birilerinin akıllarında varmış. Öyle de denk geldi. Yemeğin zorluğu, kolaylığı, sorumluluk almak, bilmediğin yemeği yapmak hiçbir şey ifade etmemiş, etmeyecekmiş. Zaten Dilara kaybetsin de gönderelim diye bakıyorlarmış. Nereden bir şey mi duydun? O yüzden, yo anlaşılıyor zaten şefim yani hani gördüğüm oylamada... Bence çok adaletsizdi. Tamam benim tabağım kaybetti, beni yazabilirler. Bunu anlarım. Doğru olan da budur. Ama 4 tane kaybeden tabak var. Hangisi benim yemeğimden daha zordu? 1. Veya Tahsin. Ben Tahsin'in suratına da söyledim. Dün de söyledim. Yine de söylüyorum. Daha önce
İki tabak birden geçmediğinde insanlar ya o kadar kötüydü ki oy bile vermedi dediler. Ama dün çok farklı şeyler duyduk. Yani kimse kusura bakmasın ama doğruyu söylemek zorundayım. Bana mantıklı gelmiyor. Tutarlı olması lazım insanların. Olmasınlar ama sıkıntı yok. Sanmasınlar ki demoralize oluyorum. Tam tersine daha da hırslanıyorum. Daha da iyi şeyler yapacağım. Daha da çok başarılı olacağım. Ki o insanlar görsünler bakalım nasıl oluyormuş. Daha iyi olacak her şey. Hiç merak etmesinler. Tek dileğimiz bu zaten. Lütfen bir şey dileme benimle ilgili. Ben olsaydım beni göndermezdim. Kimi gönderirdi? Göndereceğim ilk kişi Tahsin'di. Suratına da söyledim. Yani çünkü bir kere tamam olmadı o yemek. Tamam sıkıntı yok. Ama ikincisinde zaten hatalarını arada konuşmuşuz. Ben Sergen'in yukarıdan şunu dediğini biliyorum. Tahsin onun kıvamı tutmadı. Ona biraz daha yumurta koy ki tutsun. Duydum yani. Tahsin kendisi zaten diyordu ben. Dokunulmaz almazsam kesin potadayım diye söyledi. Şef bunu söyledim bir. İki yani şimdi oylama vesaire vesaire şimdi gerilmek de istemiyorum ama yanlış oylamalar var mıydı? Herkesin kendi adaleti. Kaybeden tabak 4 tane var. Gün sonunda gidebilirsin gitmedi. Ki öyle oldu. 2 tabağım geçmedi gitmedim. Ama ben burada şu köşede toplandı tezgahlar sıra sıraydı. Çok iyi hatırlıyorum. Daha iyi yapabilen varsa çıksın dedim. Niye kimse el kaldırmadı? Şöyle ki biz bu muhabbeti yaparken ilk başta o toplantı halindeyken hani ben çıkayım dedim hani yapalım bu tatlı. Demedin Hasan. Yo şöyle. Hasan hayır. Demedin. Hayır bir dakika kardeşim. Demedin Hasan bu cümleyi kurmadın. Bir dakika. Nasıl demedin? Ne dedim ben? Ben çıkayım demedin. Kimse ne dedim ben? Ben çıkayım demedim. Ben söyledim, iki kere sen dedim ki bu tatlıyı daha önce cevap yaptın mı dedim cevap da vermedin. Bak daha önce yapmadıysan ben geleyim kurtarayım. Daha önce yapmadıysan yapayım. Ama yaptıysa bak bunu bana açık açık söyle Hasan. Yapmadıysan hiç o riske girme. Bir dakika. Aynısını ya daha iyisini yapabilirim diyor musun? Yaparım tabii canım yani. Bir dakika ne söylediğimi söyleyin. Ben de yapabilirim dedin ama öyle hani Tahsin'e devreder gibi dedin. Kimse ben cesaret edemedim. Kimse cesaret edemedi. Hani çocuk kendi kendine... Hayır kardeşim bir dakika cümleyi bitireyim ben tamam mı şimdi? Tahsin ben yapayım dedim tamam mı ben kendim. Ben yapabilirim bunu dedim yani. Tahsin dedi... Tahsin niye kafanı sana ben demedin şu an anlamadım. Hasan, ben de onu sana demiyorum. Sen kardeşim, orada toplandığımızda demedin şöyle kafanı yapmışım. Yapayım, ben yani sana bak bakayım kız biraz. Sinirlen diye demiyorum. Hayır hayır. Yaşananı söylüyorum sana. Ben yapabilirim dedim mi demedim mi? Yapabilirim demedin. Evet Mert. Mutluyum şefim. Herkesin yüzü güldüğü için bir kez öncelikle mutluyum. Yukarıdan uzun süre sonra ilk defa oyun izleyenler vardı aşağıyı. Bayağı pah... Mısır bile yedim. Bayağı hatta mısır falan yiyerek izledik. O yüzden öncelikle takım adına mutluyum. Ben kaptanlık adına ne yaptım derseniz... dediğiniz gibi karşı takım yönlendirdi. Hasan'ın kararlarıyla ilerledi oyun. Kaptan olarak ben ilk önce iyi bir takım kurduğumu düşünüyorum. İlk iyi kararım oydu. İkinci olarak da aldığım karar Aziz ablayı ikinci kez... krem karamel yapmaya göndermekti. Ve onda da doğru karar verdiğim için hem Aziz ablaya teşekkür ediyorum.